Evet, bileşik önermelerle devam ediyoruz. Şimdi iki veya daha fazla önermenin önermenin ne olduğunu öğrendik, doğruluk değerinin ne olduğunu öğrendik. Şimdi bileşik önermeye gelelim, bağlaçlara gelelim. İki veya daha fazla önermenin ve veya ya da ise gerek ve yeter şart yani aslında buna ancak ve ancak diyeceğiz. Bağlaçlarından en az biriyle bağlanmasıyla elde edilen yeni önermeye bileşik önerme denir. Şimdi bunları sırayla göreceğiz. Ve ne demek? Önce ve, veya, ya da'yı göreceğiz. Ve e, ters işaretle gösteriliyor veya normal V ile gösteriliyor ya da V yanın altına çizgi koyuluyor V ile ya da arasında küçük bir fark var mesela veya ya da e, mesela A veya B demek A olayı olabilir B olayı olabilir ya da A ve B ikisi aynı anda olabilir ya da da ise şöyle düşünelim A olabilir ya da B olabilir İkisi aynı anda olamaz gibi düşünebiliriz V ile ya da arasında küçük bir fark var şimdi bak. PQ önermesi için V ne demek veya ne demek ya da ne demek bağlaç olarak ona bakalım. Şimdi 1 1 0 0 1 0 1 0 PQ'nun doğruluk denini yaptık. P ve Q. Bak 1 ve 1 1'e eşit. 1 ve 0, 0 0 0 ve 1 0 0 ve 0 0 Yani diyor ki V bağlacında V bağlacında bir tek ikisi doğru iken doğru diğer bütün durumlarda yanlış. V için ikisinin de 1 olması gerekiyor sonucun 1 olması için. Veya da ise bak 1 veya 1 1, 1 veya 0, 1, 0 veya 1, 1, 0 veya 0, 0. Veya da ise sadece ikisi yanlışken sonuç yanlış olur. İkisi 0 iken sonuç 0. Diğer bütün durumlarda sonuç 1. Yani veya da bir tane 1 olması. Bak 1, 1, 1, 0, 0, 1. Veya da bir tane 1 olması. Bir tane 1 olması en az. Bir tane 1 ya da iki tane 1. En az bir tane 1 olması sonucun 1 olmasına yetiyor. Bir tek veya da ikisi 0 iken sonuç 0. Şimdi ya da ise... Bak 1 1 de 0. 1 0 1. 0 1 de 1. 0 0 0. Burada ya da için şunu diyeceğiz bak. İkisi aynı iken ikisi doğru ya da ikisi yanlışken sonuç 0 oluyor. İki önerme birbirine denkken yani iki önerme birbirine denkken ne oluyor? Sonuç 0 oluyor. İki önerme birbirinin değil iken yani biri 1 biri, biri 0 ya da işte biri 0 diğeri 1 iken sonuç 1 oluyor. Ya da da bu özellik var. Burada zaten benim söylediklerimin benim sözü olarak söylediğim yazılmış. Yani V bağlacında her ikisi de 1 ise sonuç 1 oluyor. Diğer durumlarda sonuç 0 veya da ikisi 0 iken sonuç 0. Diğer durumlarda sonuç 1 oluyor. Ne diyor? V bağlacında herhangi biri 1 ise yani en az bir tane 1 ise sonuç 1. Diğer durumda sonuç 0. Yani diğer durum dediği ikisi 0 iken. Ya da bağlacında ise önermenin doğruluk değerleri aynı ise yani önermeler denk ise sonuç 0. Doğruluk değerleri farklı ise sonuç 1'dir diyeceğim. Şimdi genel olarak bağlaçları verdik. Şimdi bunların özelliklerine gelelim. Tek kuvvet özelliği. Tek kuvvet özelliği dediğim şu. P veya P P'ye eşittir. Yani bir önerme kendisiyle veya bağlacıyla bağlandığında yine kendisine verir. Aynı şekilde P ve P yine P'ye eşittir. Tek kuvvet dediği bu. Değişme özelliği P veya Q Q veya P'ye eşittir. Önermelerin yerini değiştirmesi benim için önemli değil. P ve Q Q ve P'ye T ya da Q, Q ya da P'ye denktir. Yani bunların üçünde de değişme özelliği var. Yerlerini değiştirebilirim. Birleşme özelliği. Şimdi P ve Q veya R. Önce Q veya R'yi bağlamakla P veya Q veya R. Hangi ikisini önce işleme soktuğumun bir önemi yok. Yani parantezi sağa sola kaldırabilirim. Kaydırabilirim. Burada da aynı şekilde P ve Q. Önce P ve Q işleme sokuyorum. E, v olacaktır. Yanlış yaptım. V R. Yani hangisini önce aldığımın bir önemi yok. Burada da aynı şekilde B ya da Q'yu önce işleme sokuyorum. Ondan sonra bu bulduğumu ya da R diyorum. Bu değişme özelliği. Şimdi dağılma özelliğine gelelim. Dağılma özelliği iki durum var. VA'nın B üzerine dağılması. Şimdi bunu dağıtırken çarpma, çarpmanın toplama üzerine dağılması gibi düşün. P veya Q yazdım. Ortada V var. V diyorum. P veya R. P veya tuttum burada. P veya Q ve P veya R şeklinde. Yani veya'yı çarpma, V'yi toplama gibi düşün. Aslında şu. A çarpı B artı C'yi biz nasıl yazardık? AB artı AC. Şurayı dağıtırım. Yani şuradaki çarpmayı veya şurayı V diye düşün. Ya da tam tersi burası çarpmayı ve toplamayı veya gibi düşün. Bu sefer şunu dağıtıyorum. P ve Q. Bu sefer ortadaki işaret veya P veya P ve Q veya P vere. Şimdi bak P ya da Q'nun değili. Şurası önemli. değil işlemi için. Bunu aşağıda da göstereceğiz de. P ya da Q'nun değilini alırken bunu çok ezberlemeye gerek yok. Bunları tablo yaparak da görebiliriz. P veya P ya da Q'nun değili özür dilerim. P ya da Q'nun değil demek. P'nin değili ya da Q ya da o da denktir. P ya da Q'nun değili. Yani bu ifadenin değilini alırken önermelerden birinin değilini almak yeterli. Bağlaç değişmiyor. Ama Demorgan kuralında mesela P veya Q'nun değilini alırken veya olduğu zaman şunu yapacağım. P'nin değili veya'nın değili V olarak alınacak Q'nun değili. Yani hepsinin tek tek değilini alıyorum. P'nin değili ve Q'nun değili. P ve Q'nun değili P'nin değili. V'nin değilini veya olarak olacağım Q'nun değili. Bu şekilde direkt Demorgan değilini almış olabilirim. Bir tek ya da da Böyle bir şey var. Birinin de elini alıyor sadece ya da işaretini değiştirmiyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu sadeleştirme kuralları şurası önemli. En çok kullanacağımız kurallar. Bunlar pratik olarak çok kolay bulunuyor. Şimdi P veya 1. Şimdi veya bağlayında bir tane 1 olsa sonuç 1 oluyor. Bunu biliyorum. P veya 0. Burada 0 var. P 1 ise sonuç 1. P 0 ise sonuç 0. 0 veya 0 0. 1 veya 0 1. Yani buradaki sonuç P'ye bağlı. P ne ise sonuç odur. P veya P'nin diğeri kesin 1'dir. Neden? P1 ise değili 0, 1 veya 0, 1. P0 ise değili 1 olacak. Sonuçta zıt olduğu için en az bir tane 1 olacak. Sonuç 1 olacak. P veya P, p'ye eşit. V bağlacında P ve 1, P'ye bağlı. Neden? P1 olursa 1 ve 1'den 1 olacak. P0 olsa 0 ve 1, 0 olacak. P ve 0 kesin 0'dır. Çünkü V bağlacında bir tane 0 olduğu zaman sonuç 0. P ve P'nin diğeri kesin 0'dır. Neden? Çünkü biri 1 iken diğeri 0, P sıfırken P'nin değili 1 olacak. Yani en azından bir tane sıfır olduğu için sonuç sıfır. P ve P zaten bu teklik özelliği. Bu direkt P'ye eşit. P ya da 1. Bak. P ya da 5. Şimdi ne oluyordu ya da da? İkisi aynıyken sonuç sıfır oluyor. Yani burası 1 olduğunda 1 ya da 1 sıfır olacak. Burası sıfır olduğunda 0 ya da 1 farklı olduğu için 1 olacak. Yani P'nin değili olacak bu. P'yi 1 alırsam sonuç 0. P'yi 0 alırsam sonuç 1. P'nin değili. P ya da 0. Burada 1 alırsam 1 ya da 0 1 olacak. 0 alırsam 0 ya da 0 e, pardon 1 ya da 0 1 olacak aynen. 0 ya da 0 0 olacak. Yani bu direkt P'ye mi bağlı oluyor? P'ye bağlı oluyor. 1 ya da 1 1 olacak. Sonuç P ile aynı. 0 ya da 0 aynı olduğu için 0 olacak yine P ile aynı. Bu P'ye eşit. P'nin değili ya da P'nin değili bu zaten tanım gereği ikisi aynı olduğu zaman sonuç sıfır oluyordu. Yani 1 ya da 1 ya da 0 ya da 0 fark etmez. Bu sonuç sıfır olacak kesin bunu biliyorum. P ya da P'nin değili bunlar birbirinden farklı olduğu zaman ya da'nın tanımı gereği zaten birbirinden farklı olduğu için bu sonuç 1 olacak diyebilirim. Bu özellikleri çok kullanacağız. Bunları tabi ezberlemeden soru içinde mantıkla zaten çok kolay bir şekilde elde edebileceğim. Şimdi anahtar devreleri, elektrik devreleri, bunu da kullanacağız. Elektriklerinde de batarya var, lamba var, anahtar var. Şimdi burada anahtar kapalı olduğunda buradan bir akım geliyor. Akım bu şekilde geliyor. Anahtar kapalıysa akım geçiyor. Doğruluk değeri 1'dir bunun. Anahtarın kapalı olması demek akım geçiyor. Çünkü lamba yanar. Akım geçtiği zaman lamba yanacak. Eğer anahtar açık ise buradan akım geliyor bak. Akım geliyor buradan hop boşa gidiyor. Yani ak akım karşıya geçmiyor. Dolayısıyla lamba yanmayacak, akım geçmiyor. Anahtar açık oluyor. Yani anahtar açık olduğunda da doluluk değeri sıfır oluyor. Çünkü burada e, şuradaki olayı fizikte var. Bu paralel bağlama, seri bağlama. Seri bağlama demek arka arkaya gelmesi demek. Arka arkaya geldiğinde bu ne demek? P ve Q. Tabi burada anahtar açık da olabilir, kapalı da olabilir. Önemli olan burada doğruluk değerini biliyorum ben. Şuradaki bağlacı belirlemek. Eğer düz gidiyorsa yan yana seri bağlama. Seri demek arka arkaya demek bağlaç V bağlacı. Eğer paralellik varsa bak bunlar paralel. Biri üstten biri alttan gidiyor. Paralellik var. Buna paralel bağlama diyoruz. Paralel bağlamada bağlacın V Seri bağlamada V oluyor. Hemen P ve Q. Bak çünkü neden? Akım hem P'den geçiyor hem Q'dan geçecek. Ya da ikisinden geçmeyecek. P ve Q. Ama burada şimdi akım şuradan geliyor ya. Akım ya yukarı gidecek P ya da aşağı gidecek P veya Q oluyor. Ya da işte ikisine de dağılacak gibi düşünebilirim. O yüzden paralel olduğu için bağlacım veya oldu. Bu elektrik devrelerini de sorularda kullanacağız. Şimdi bu istediğimiz kısmı kazanımlarla pekiştirelim. Kazanımlara geçebiliriz. <laughs>